Bu çizgi filmde Peygamber Efendimizin yüzü ve vücudundan herhangi bir parça gösterilmemektedir. Ayrıca dört büyük halifenin yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin yüzleri de gösterilmemektedir. Bilgi yarışması yapalım. Hepinize birer soru soracağım. Bilenlere de ödül verelim. Yaşasın bilgi yarışması. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de ben de. Haydi o zaman başlayalım. Birinci sorumu Pırpır'a soralım. Hazır mısın Pırpır? Hazırım Abdullah amca. Sorabilirsin. Ekranı başında bizi bekleyen arkadaşlarımız da hazırsa birinci soruyu soruyorum. Helal ne demektir? Abdullah amca, senden ve Ahmetten öğrendiğimiz kadarıyla cevap vereyim. Yüce Allah'ın dinen yapılmasında mahsur görmediği, yani yapılması serbest olan fiiller, haramın karşıtı olan eylemler, temiz olan her şeydir yani. Çok güzel pırpır, güzel öğrenmişsin. Peki haram nedir Ahmet? Yüce Allah'ın biz kullarına yapmayın, uzak durun dediği eylemlerdir babacığım. Peki Ahmetciğim, aferin. Çok güzel öğrenmişsin. Sıradaki sorum hepinize. Bakalım bilebilecek misiniz? Helal ve haramı iyi bilen sahabi kimdir? Babacığım, bize anlattığın bütün sahabeler helal ve haramı iyi bilen sahabedir. Ama bu soruyu bize sorduğuna göre başka bir cevabı olmalı değil mi? Aferin Ahmet. Güzel bir noktaya parmak bastım. Bütün sahabeler helal ve haramı çok iyi bilirler ama sahabeler arasında Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın yeri bu konuda ayrıdır. Gelin size hikayesini anlatayım. Evet, evet, merakla bekliyoruz. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen birkaç kişiden biri olan Muaz radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahabi arasında yer alıyordu. Yine o devirde fetva veren altı sahabiden biri olan Muaz radıyallahu anhı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem helal ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterir, kendisine Muaz ne iyi adam diye iltifat eder, kıyamet gününde onun alimlerin önünde yürüyeceğini söylerdi. Ne büyük bir şeref. Allah sizlere de böyle makamlar nasip eylesin. Amin Kartopucuğum. Allah duanı kabul eylesin. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın insanlara iyi ve hayırlı olanı öğretmesi ve güçlü bir imana sahip olması sebebiyle sahabeler onu Hazreti İbrahim'e benzetirlerdi. Hazreti Ömer hilafeti zamanında fıkhi meseleler için Muaz bin Cebel'e başvurulmasını tavsiye ederdi. Muaz an geceleyin bir süre uyuduktan sonra kalkıp Kur'an okur ve namaz kılardı. Daha dinç ibadet edebilmek niyetiyle uyuduğunu, bu sebeple uykusundan da sevap beklediğini söylerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman beldelerine vali ve zekat tahsil memurları gönderdiği sıralarda, bir gün sabah namazından sonra ashab-ı kiramına dönerek buyurdu ki, ''İçinizden hanginiz Yemen'e gider?'' Hazreti Ebubekir cevap verdi. Ben giderim ya Resulullah. Peygamberimiz bir müddet sonra tekrar sordu. Hanginiz Yemen'e gider? Bu sefer Hazreti Ömer cevap verdi. Ben giderim ya Resulullah. Peygamberimiz biraz sonra yeniden sordu. İçinizden Yemen'e kim gider? Muaz bin Cebel ayağa kalkıp dedi ki: Ya Resulullah ben giderim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz buyurdu ki: Ey Muaz bu vazife senindir. Ey Bilal bana sarığımı getir. Muaz bin Cebel Yemen'de valilik yapmak, halka İslamiyeti anlatmak, Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve Yemen ülkesine toplanan zekat mallarını vazifelilerden teslim almak ve onların arasındaki ihtilafları çözüp hükme bağlamak üzere Yemen'e gitmek için hazırlandı. Yola çıkmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu: "Sen ehli kitaptan bir kavimle karşılaşacaksın. Onların yanına varınca onlara önce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğumu tasdike davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allahu Teala'nın beş vakit namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da yaptıkları takdirde Allahu Teala'nın zenginlerin fakirlere zekat vermesini emrettiğini bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken sakın malların sadece en iyilerini seçme Mazlumun ahını almaktan çekin. Çünkü Allahu Teala mazlumun duasını hemen kabul eder diye buyurur. Ehli kitap ne demektir Abdullah amca? Ehli kitap Yahudilik, Hristiyanlık gibi semavi din mensuplarına denir. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan çokça bahisler vardır. Ehli kitap dediğimiz bu topluluk bizim de iman ettiğimiz Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. İsa aleyhisselama iman ettiklerini söylerler. Fakat Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmedikleri için Müslüman değillerdir. Canımızdan daha çok sevdiğimiz Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem keşke herkes bizim gibi sevse. Doğru diyorsun Ahmetciğim. Bunun için çok çalışmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Aynı sahabelerimiz gibi onlar her fırsatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nasihat alırlardı. Mesela Muaz radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı nasihatler bize ders niteliğindedir. Onlar nelerdir babacığım? Ya Resulullah, bana nasihatte bulunur musunuz? Ya Muaz, her ne halde ve her nerede olursan ol Allah'tan kork. Ya Resulullah bana nasihatinizi arttırır mısınız? Günahın arkasından hemen iyilikte bulun ki günahı yok etsin. Ya Resulullah bana nasihatinizi biraz daha arttırır mısınız? İnsanlara güzel ahlakla muamele et ya Muaz. Sen kitap ehli bir kavmin yanına gidiyorsun. Onlar senden cennetin anahtarının ne olduğunu soracaklardır. Onlara cennetin anahtarı La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh Muaz bin Cebel tekrar sordu. Ya Resulullah, bana kitapta bulunmayan ve senden de işitmediğim bir şey sorulur ve halledilmesi için bana getirilirse ne yapmamı buyurursunuz? Allah için tevazu göster. Allahu Teala seni yükseltir. Sakın iyi bilmedikçe hüküm verme. Sana müşkil, karmaşık gelen işi ehline sor. Danışmaktan utanma. En son içtihat et. Muhakkak ki Allahu Teala doğruluğuna göre seni muvaffak kılar. İşler sana karma karışık gelirse, gerçek sence belli oluncaya kadar bekle veya bana yaz. O hususta keyfine göre hareket etmekten sakın. Yumuşak davranmanı sana tavsiye ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz vedalaşırken buyurdu ki: "Ya Muaz, sen belki bu seneden sonra beni bir daha göremezsin." Belki dönüşünde burada benim mescidime ve kabrime ziyaret için gelirsin. Bunu işiten Muaz Bin Cebel hüzünle gözyaşı dökmeye başlayınca Peygamberimiz buyurdu ki: Ağlama ya Muaz. Feryat ederek ağlamak şeytandandır. Ben seni yürekleri yufka olan bir kavme gönderiyorum. Onlar hak üzerinde iki kere savaşacaklar. Onlardan sana itaat edenler, sana asi olanlarla çarpışacaklar. Hatta kadın kocasına, oğlu babasına, kardeş kardeşine öfkelenecek. Sonra da İslamiyete tekrar döneceklerdir.